Oğlum kutu almış, devireceğiz. Gel, gel lan. Gel kutu almış, gel. Ha, başladık gel. <laughs> Selamun aleyküm hayırlı akşamlar. Gelin bakalım gençler. Arkama tüne. Mah koçum benim be aslanım benim be. aleyküm selam abim. Ha? Gelin bakalım gelin gelin. Aslanlarım benim be. Toplanın bakalım haydi. Gelin abiniz hadi. Oğlum saçlar iyice kırarmış ya lan. Valla bugün biz açık hava çarptı abim bizi ya. Oğlum mehter açık teknolojimiz yok burada. <gülüyor> He. <laughs> Kutalmış. Biz bugün nereye gittik oğlum? Cevizli'ye gittik. Cevizli'ye gittik. Tamam değil mi? Aslanım benim. Ağaca dırmandın mı? Dırmandık. Aslanım benim. Kardeşim. Komando gibiydi bugün. Valla Vallahi bunu bunu uğraştırdık bunu bugün. Çünkü yoruldu. Öbürkü zaten atıldı gitti. Yani Abim ne yapacak bir şey yok. Berber bulacağız galiba. Bakalım tıraş olacağız yani. Hani onda da bizim işte sanayi işine döner. Basılır tövbe ne Hani ona döner. Evet abim gerçekten oğullarımın adı Kutalmış ve ilteriş. Ne zannettiniz abim? Yani. Savura kadar abim ee, bir paket bitiyor. Fazlasını da yapıyoruz. Kutalmış nasılsın diyorlar bak. İyiyim de. İyi İyiyim. Değilim. Abilerim ablalarım da Saçlarımıza oğlum o ne tünemiş oradan ağaç kakan gibi. <laughs> Bu ne oğlum böyle indir şöyle ha ha tamam yana doğru ver oğlum bak böyle Şişt. bak tipe bak hadi bakalım ha benden sonra Özgür hocamıza geçeceksiniz eyvallah abim e, şöyle bir durum var kurum var biliyorsunuz biz çok kurumda çalışıyoruz e, kıymetli kardeşler yayınlar hep ne zamandı yayınlar bizim şeyler derslerimiz hep iftardan önceydi abim akşam saatlerindeydi 6 6-8 arası falandı e şimdi iftar işleri gelince hep nereye atıldı iftardan sonraya atıldı. Kıymetli arkadaşlar e, öyle olunca mecbur biz de ne yaptık. E, ders saatlerimiz düştü yoksa diğer türlü ben boşta olsam yaparım abi. Ama e, hep şeylerim var. Derslerim var yani hani. İlteris buralarda gelir şimdi o da. Hı. Eyvallah böyle böyle. Yoksa vaktimiz olsa, vaktimiz olsa vaktimiz olsa vaktimiz olsa problem yok yani hani. Kutalmış sana aşık olmuşlar lan. Eyvallah o kutalmışın yakışıklılığındandır. Biz de... La, oğlum İndir şunu tünetme. Ha. Tamam. Ha. Abim bugün işte şeye gittik ya. E, hanımın dayısının cevizliğe gittik. Oralarda kaçak göçek yani hani öyle. Allah'ın izniyle o bugün ova açık hava çarptı bize. Yani. Hadi bakalım. Aslan but almışım. Dur oğlum. Aslanım but almışım benim. İlteriş gelir biraz sonra. Dayanamaz. Gelir o şimdi. Annesi yemek yediriyor ona. Gelir. Ben Ispartalıyım abim. Erzurum aleyküm selam. saçlar şekil. Bekliyorum başlayacağım hadi hazırsanız. Tamam. Abi lisans ön lisans ayrımı yok lan. Yok yok lisans da gelmez. Ön lisans da gelir işte bu. Yani. Tamam. Hadi bismillah ben başlayacağım. Ben başlayacağım tamam mı? Bu tanzimat dönemi falan biraz oralardan bahsedivereceğim kıymetli kardeşler. Ondan sonra neye gideceksiniz? Özgür hocanıza yarın da kıymetli kardeşler Abdülhamid'i bitiririz. Ondan sonra hafta artık neye saracağız? Osmanlı kültür uygarlığına saracağız. Anlaştık? Bu. Var abi, hala soruyorlar hocam nerelisiniz? Hocam olanların adı Kutalmış İlteriş mi? Hocam yayını kaydeder misiniz? E, hocam ne olur falan. Tamam Bir bitmediniz ya kurban olduğumun ya. TTT, ATT, PTT buradasınız hepiniz. Tamam o zaman. Hadi bismillah başlayalım bakalım. Kutalmış. Hadi bir su getir bana. Koş fırla. Oğlum oğlumuz olacak işte böyle bak getir götür işlerine bakıyor aslanım benim. Al şu bardağı Kutalmış. olmuş. Şu bardağı al. Aslanım benim. Hadi koçum benim. Hadi aslanım benim. Şunları bir boşaltalım kıymetli kardeşler. Sivas'tan Teğmen Dorukan. Görevdeyim tek dostum sizsiniz. Oo Hava piyade çavuş Mehmet yıldız Özyıldız. Emrinde, emrinizdeyiz teğmenim. Kumandanım benim. Buradan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne selam olsun. Çok orku arkadaşımız var. Öyle ee, şey yapıyorlar. Ee, izliyorlarmış. Eyvallah teğmenim. Gurur duyuyoruz sizle. Sen alnından öperim seni. Koronavirüs falan da hikaye yani hani. Üçüncü olanın ismi olsa abim kutalmış ilter kafiyeli bir şey bulun koyalım. Çelebi. Çelebi olur mu lan? Oraya yazmışlar. Bir kere kut almış ilteriş sebebi. Ah, tırt. Böyle yok kut almış ilterişe kafiyeli bir şey bulun. Olur yani. Alın her gün işte her gün yapıyorduk ama çalıştığımız kurumlarda dersler girince abi mecbur ne yaptık? Mecbur düşürdük. Gündüz yapabiliriz. Hocam kaç kitap bitirelim? Ortak 30-40 tane falan bitirmen lazım. Diğer türlü vallahi olmaz bak. Lan oğlum o size göre değişir ya. Kurban olduğumun ya. Tamam. Hadi bakalım islamkitap.com kitaplarımızı yollamıyor. Abim bak duyurduk kaç kere şey yaptık. Bak Özgür hocamız en son bir paylaşım yaptı. Tamam. Oraya etiketleyebilirsiniz. Oradan geri dönüş yaparlar. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bu tamam. Hadi bakalım söyle. Ben ders anlatacağım. Hadi. Ders zaman ders. Yürü. Alpte kim? Baybars. Kut almışa. İlterişe. Gafiyeli diyorum. Baybars yazıyor ya. Kurban olduğumun ya. Ben oğlum. Türkçeden dinlen biraz. Tamam. Akerden dinlen. Hadi bakalım. Gündüze de ekleyeceğim abim artık. Artık vücut alıştıramaz Ramazana, Tamam. Bir ee, şey yaparız. Ee, Kutalmış ilteriş ne bu bekleyiş? Bak bu olabilir. Bak bu orijinal olsun. Olur. Kız olsa il ya il zaten. Ona hazır. Kız şeye gerek yok. Ama hanimiş. Bak o da olabilir. Kutalmış ilteriş hanimiş. <laughs> Bak bunu beğendim lan. <laughs> Aysebord. Aferin kız sana. Sen kafan çalışıyor senin. Senin Baba. iş olur. Tamam. Baba. Tamam. Ha ne oldu oğlum? Oğuzhan. Oğlum bu tam ışıkları ise ya. Al biri de benim başımda ya. Oğuz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hazır mısınız? Tamam. İlberiş. Yok hanimiş güzel hoşuma gitti o. Vallahi hanimiş. Ayşe abim onu kullanacağım ben. Tamam. Kutalmış ilteriş hanimiş. Vallahi orijinal. Vallahi güzel. Evet bence de başarılı. Tamam. Hazırsanız hadi başlayalım. Şuradan kalemlerimizi ayarlayalım. Şu bir Şu iki Bugün zannımca çok yazmayız ya Çünkü burası birazcık daha şey Eee L.E.Can Albet bir gün göreceğiniz beni Gördüm ya lan ne oldu L.E.Can L.E.Can ne lan Oğlum ne biçim isimleriniz var ya Gök kiriş İlginç Leyecan seni bekliyorum hadi Söyle ne diye söyleyeceksen yazacağım hadi Diriliş. Ya lan. dizi gibi o. Tam daha çok görüşürüz bundan sonra. Gündüz gündüz şey yaparız. Kız olursa iyi bilgi. Mersin selamlar olsun sana. Serhan. Serkan. Tamam mısınız? Al adam görmüyorum dedi. Gördük. Aa şey yok. Batman'a selam olsun. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Isparta suçlular kesmeye de selam olsun. Sen de gördün Salih abi. Babaannem, şahsenem, dedem, şah, şahvelet. Oğlum ne lan onlar öyle? Hacı Aban da burada. Hacı hadi bakalım. Kalkılmış bak o da olabilir. Bebek mi geliyor diyor. Yok lan ne bebeği gelsin ya. Onu o zaman dedim ben kafiyeli bulursanız diye. Yok abim ne bebeği. Kaçırış o da güzel. Hadi hazırsanız hadi yeter yeter yeter. Yeter abi, çünkü şeyde bırakacağız. Eee... Yarım saat yapıp bırakacağız. Özgür hocanıza geçeceksiniz. Tamam. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Tamam mısınız? Hocam sadece yeterli mi? Abi YouTube'da videolar da var. Bunlar özet gibi. Tamam. En azından ne olur? E, katkısı olur yani hani. Tamam. Hadi bitiriş. Bitiriş. Ankara'ya döne Ankara'da kaldım diyor. Ee, ben vallahi son gün döndüm ben de. Tamam. Hadi bakalım. Hop. Dön dayı. Bir daha dön dayı. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şurayı da şöyle bir ayar edelim. Tamam. Şunu da kutalmış. Vallahi bak oğlum bak düşüreceksin bak devireceksin şeyi. Lütfen sallanma. Oğlum sallanma. Oğlum gözün takılıyor lan. da ha? Şükrü Hanım. Var mı şey? İlteriş nerede? Dolma. Dolma mı yiyor? Hadi yesin bakalım hadi. Hadi bakalım. İlteriş de geldi. Ovadan ondan sonra atıldı gitti. Bu. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Geldim neye? Kaldıraç Mahmud'u da hallettik. Geldim neye? Geldim Tanzimat dönemine. Tamam. Tanzimat dönemi bir nedir? Bu bir dönem. Dönemdir. Tamam. Nizap Tanzim Tanzimat. Tamam. Tanzimat bir nedir? Dönemdir. Aynı şey gibi oldu Avusturya Macaristan kralı kimdir? Avusturya Macaristan kralıdır. Abem onun var ya öyle. Hocama bir şey demiyorum ben. Çünkü aynısını ben de yapmışım hem defalarca yapmışım. Osmanlı padişahı kimdir? Osmanlı padişahıdır demişiz biz de. Yani hani o dersin içinden öyle cımbızlayıp aldığınız zaman şey gibi duruyor ama bütüne baktığınızda farklı olur. Şimdi Tanzimat bir dönemdir. Tanzimat'ın abim tarihini 1839 Tanzimat fermanısıyla başlar 1876 neye kadar gider ee, meşrutiyetin ilanına kadar gider buradaki süreci zaten senel ittifaklar tanzimatlar ıslahatlar meşrutiyetler bunları Özgür hocamız anlattı size bu hafta içinde tamam ben de anlatıveriz ama genel yapısını vereceğiz geçeceğiz çünkü soru beklemiyoruz orlardan tamam gelirse belki vatandaşlıkta bir soru gelir ama tanzimat döneminin abim 3 tane padişahı vardır kimdir onlar? Abdül parantezinde Abdül parantezinde matematik anlatırız elhamdülillah. Tamam. Mecit artı Aziz. Tamam. Abdül'ü ne yapıyoruz Abdül'ü dağıtıyorsunuz. Tamam abim. Çarpı 5. Murat'tır. Tamam. Bak. Tam üç tane parça Yani kaldırıp şunu. Sen burada ezberleyip duruyor. Hangisi Abdül Mecit döneminde hangisi Abdül? Sana ne lan? Tarihçiye soruyor onu. Sen genel yapıyı bil. Gitsin. Tamam. Hani Buradan eğer soru gelirse bak Abdül soru Tanzimat dönemi padişahları kimdir? 1 2 3. Tamam. Abdül parantezinde Abdül artı Abdülaziz çarpı 5. Murat'tır. Burada da olaylar çoğunlukla Allah bismillah. Olaylar kimin devrindedir? Abem olaylar genelde Abdül devrindedir. Tamam? Olaylar onun zamanında Abdülaziz'de bir şey yok. Ben Abdülaziz'i bak mesela Abdülmecit ne diye geçer? Fermanlar Padişah'a diye geçer. Tanzimat, ıslat fermanları hep onun zamanında. Abdülaziz'i ben ne diye anlatıyorum? Turist Aziz diye anlatıyoruz. Niye? Ataları savaşmaya gitti. Abdülaziz Avrupa'ya neye gitti? Avrupa'ya gezmeye gitti diye anlatıyoruz. Bir Abdülaziz devrinden bilinecek bir önemli olay var ya. Tamam. Donanmamız dünyanın üçüncü donanması, üçüncü büyük donanması haline geldi. Yani donanmamız dünyada üçüncü donanma haline geldi. Tamam. İlk ikisi İngiltere Fransa'dır. Tamam. 5. Murat ise bak Abdülaziz'den sadece bunu bilin. Başka bir şey yok. Beşinci Murat ise Osmanlı'nın jet neyidir? Jet padişahıdır. Adamın 3 ay 3 gün neyi varla saltanatı var. 90 gün başta kaldı. Anlaştık niye böyle olduğunu biraz sonra anlatıvereceğim. Şimdi Tanzimat döneminde Abdülmecit devrinde bak. Anlat anlat bitmez Abdülmecid devri. Ben burada öğrenci gördüm tamam mı abim? Anam bir göndermiş bana tamam mı? Bir not yazmış Abdülmecid'den dört sayfa. Ulan bizim evveliyatta o kadar ayrıntı yok. Biz bile ayrıntı diyoruz. Bizde yok o kadar ayrıntı. Boğulmuş da Allah'ım nerelerden yazdıysa artık hangi girdiyse tamam lan gerek yok. <laughs> genel yapıyı bilin. Size böyle ezberliyorsunuz genel yapıyı sorup geçiyorlar. Şimdi Abdülmecid devri abim kendisi kendisi fermanlar neyi diye geçer padişahı diye geçer bir de size genel kültür olsun tamam Abdülmecid'in dört oğlu da ne olmuştur dört oğlu padişah olmuştur son dört padişah Abdülaziz Mecid'in biraderidir aziz biraderim tamam beşinci Murat oğlu 2. Abdülhamit oğlu, arkasından 5. Mehmet Reşat oğlu, son padişah 6. Mehmet Vahdettin kimin oğludur? Abdülmecid'in oğludur. Kim 500 milyar isterin? 225 milyarlık sorusudur. 4 oğlu birden kendisinden sonra padişah olan tek padişah kimmiş? Abdülmecid'miş. Bilgi yarışmalarında falan gelir. Tamam. Bu 4 oğlu da padişah oldu. Son 4 Abdülmecid'in oğlu. Tamam. Peki fermanlar padişahıdır. Yani hem tanzimat... Hem de ıslahat fermanları onun zamandadır. Burada es geçiyorum. Vakti gelecek anlatı vereceğim. Tanzimat döneminde bu dönem Osmanlıcılık akımı ne? Yavaş yavaş Osmanlıcılık akımı uygulanmaya başlamıyor. Bunu ileride anlatı vereceğim size kıymetli kardeşler. Tamam. Bunun zamanında bileceğiniz bir arazi kanunnamesi var. Arazi kanunname yani tımar sistemini kaldır diye kaldır aç Mahmut topraksız köylüye toprak dağıtalım dediler fakat başarılı olamadılar tamam niye çünkü ağalar giriyor devreye e, ağa toprağın verilmesini ister mi istemez bir de tarih ne zaman 1858'de yani e, Kırım Harbi'nden sonra e kızlar kocanız nereye gitti? Kocanız sefere gitti e nerede herif yok köyün iyi niyetli ağası geldi çoktu kız kocan nerede? Gırmar hmm, bin de mi? Gelmedi mi? E gelmez. Köy bir başın olur mu? Kız? Olmaz. Ağana varın mı? Varmam. Bam geç. Var. Kime ne anlatıyorsun sen tamam mı? Ağalar hep netli çöktü. Hep Türk filmleri bu temayı işlemez mi? Hep Türk Han Şoray'ın kocası yurt dışına gider çalışmaya da köyün iyi niyetli ağası genelde Bilal İnci tamam mı? Ya da Erol Taş olur. Rahmetler hani ikisi de öldü Allah rahmet eylesin. Bilal İnci öldü o da öldü değil mi lan? adam canlıdır da öl demeyelim hani onlar mı öldü diye hatırlıyorum ben onlar hep gelir Türkan şuraya üstüne çökmez miydi? E çökerdi bu arazi kanunlanmaz denendi başarısız oldu. Bu cumhuriyet devrinde de denendi başarısız oldu vakti gelecek onu da anlatıvereceğim Bu dönem Avrupa kanunları örnek alınmaya başlandı. Avrupa kanunları örnek alındı. Dersten sonra da bunun notunu atıverem tamam mı? Burada oturup ezberlemeyin tamam mı? Nizamiye mahkemeleri kuruldu al hukukta neler başlıyor? hukukta Avrupa etkisi başladı. Ulan bir zaten şerri hukuk vardı. Tamam mı? Örfü hukuk vardı. Tamam şey 2. Mahmut Danıştay Yargıtay ne bilen ne onların iyi kötü temelini attı. Şimdi bir de Avrupa hukuku örnek alındı. Hukukta birlik var mı yok mu? Yoktur. Ama soru gelirse Avrupa hukuku ne zaman örnek alınmaya başlandı derse tanzimat dönemi. Padişah derse Abdülmecit devri. Anlaştık abi. Genel yapıyı bilim sadece. Tamam. Arkasından Tarih ÖABT'de bana sordu. Düstur dergisi denilen bir dergi yayınlandı. Devlet kanunlarının yayınlandığı. Bunlar hep ne? Şey bilgilerdir. Tamam? <laughs> Arkasından il genel e, halkın halkın yönetime katıldığı il genel meclisleri, Bunları falan ezberlemeyin. Bunlar hep ÖABT'de bize soruluyor. Genel yapıyı bil yeter. Muhassıllık meclisleri kuruldu. Bu muhassıllık meclisleri hem belediye gibi görev yapıyor belediye gibi hem de vergi toplama işine bakıyordu. Müslüman halk yerel yönetime katıldı. Hiç bilmenize gerek yok. Es geçiyorum tamam. Arkasından bana soruldu işte e, Marifi Umumiye Nezareti ne zaman kuruldu diye. Milli Eğitim Bakanlığı bunu ne diye veriyoruz biz? Marifi Umumiye Nezareti diye veriyoruz. Tarih yuhabete sorusudur abim. Yani sizin bilmenize gerek yoktur. Tamam. Postanın, jandarmanın, polis teşkilatının tamam. Polis, jandarma, ne bileyim, hep bak 2. Mahmut başlattı, bu devam ettiriyor. Hatta geçen hafta polis teşkilatımızın 170 5. galiba e, doğru 175. kuruluş yıl dönümü E düştün geldiğin zaman tanzimat dönemine Abdülmecit zamanına denk geliyor. Polis, jandarma falan bunların temelleri atıldı ama önemli bir buluş var. Ne o? Telgraf. Telgraf Osmanlı padişahlarının tamam mı şey duyduğu e, eyvallah ettikleri bir icattır bu. Telgraf nerede görürsen gör merkezi otoriteyi korumak için kurulmuştur tamam. Tarih öğabete de bana sordular. Edirne, Varna, Kırım, şunu hattıdır. Tamam. İlk Kırım Harbi zamanında oluşturmaya başlanıyor. Tamam. Edirne, Varna, Kırım hattıdır. Telgraf bak. Bunu ezbereceğiz diye uğraşıyor öğrenci. Bence bilmenize gerek yoktur. Polis teşkilatı bak kuruldu demiyorum bak. Temeller, şeyler hep bunların zamanında ama kuruluş olarak nereye alıyor? Tamam. Tanzimat dönemi atıyor. Bunların altyapısını kim yaptı? İkinci Mahmut, Kaldıraç Mahmut yaptı. Burada şekli şey haline gelmiş. Tamam. Arkasından bir diğer bileceğiniz olay. Başka ne var? Burada başka neyden bahsediverem? Tamam. Ha, bir önemli olay daha. Hiç çıkmadı. Bankı Dersadet Bankı Dersadet. Ne bu Bankı Dersaadet? Osmanlı'nın ilk neyidir? İlk bankasıdır. Dersaadet neresi? İstanbul. Tamam. Bu banka tamam kuruldu. Kurulduğu sene ne oldu zaten? Battı gitti bu. Arkasından banka demişken kaime adıyla ne bastırıldı? Kağıt para bastırıldı. Arkasından Mecidiye denilen metal paralar bastırıldı. Yani kaime bunları falan bilgi yarışmalarında falan gelirse gelir karşınıza tamam. Hatta bir de burada bileceğiniz şöyle bir önemli olay daha var. Bak şöyle bir önemli olay daha var. Ne var? Şöyle bir hamle daha var. Bu dönem biz ilk işte soru gelirse bu gelir. İlk dış neyi de aldık? Borcu da aldık. Bak ilk dış borç ne zaman alındı? Tanzimat döneminde, Abdülmecit devrinde kimlerden aldık? İngiltere'den aldık. Aslında biz almadık. İngiliz borç para verdi. Tamam. Biz de bunu ödeyemeyince duyurumu vuracaklar ilerleyen süreçte. Arkasından ilk demir yolu yapıldı. Abo mebin kitabı güncellendi ya abem. İlk demir yolunu farklı farklı anlatıyor. İlk demir yolu işte ne o köstence bilmem ne hattı diyor. Tamam. İşte Balkanlar'da ilki anlatmış. Kuzey Afrika'da ilki anlatmış. Anadolu'da ilki anlatmış. Bunu tarihi UABT'de bize sordular. Tamam. Çıkmış sorudur tarihi UABT'de. Anadolu'daki ilk hat demir yolu hattı nereye diye. İzmir Aydın arasıdır. Ama Meb'in kitabı güncellendi ya abim. Tamam mı? Meb kitabı. Burayı şey diye anlatıyor. Ee, siz söyleyin. Eee... İşte Balkanlarda Köstence, işte Kuzey Afrika'da İskenderiye ne bilen ne falan anlatıyor. Gerek yok bilmenize. Bu olma ayrıntıda tamam. Buradan çıkmış bir soru var. Tamam. Encümeni Danış. Nedir diye sormadı. 2016 sorusu diye hatırlıyorum. Bunu ben, bunu bulursanız bir etiket de verin paylaşın lan abem tamam. Encümeni Danış. Ne işe yarar diye sordu. Tamam. Encümeni Danış. Abem bu bilim heyeti gibi bir şey. Lan adında zaten danış, danışma, encümen, danışma, danışırken danış gibi bir neyi var? Manası var. Tamam bilim heyeti gibi günümüzdeki tubitak gibi bir şeydir. Bu sözlükçü Red House'la Red House hepinizde bu sözlük vardı. Red House sözlük tamam mı? Tarihçi Hammer Bunlar geldiler bilim heyet gibi bir şey kuruldu kuruldu 10 sene sonra ne oldu kapandı. İşte Anadolu'daki eğitimi nasıl kalkındırabiliriz? Eğitimin temellerini nasıl atılır falan bununla alakalı bir şey. Ulan bizde Beşik Ulemaz diye bir şey var. Bu da uzun ömürlü olmadı tamam. Doğru Dünya Okul açıldı. Darül Muallimin, Darül Maarifler, Kız Rüştücüler bilmem ne falan falan Doğru Dünya Okul var. Geç. Bir sürü okul açılmış. Aynen öyle diyorum. Bak bir sürü ne açıldı? Okul açıldı. Ha, hangi bir nezberecen abim? Ha Öğrenci halen de darül muallimin ne? Darül muallime ne? Darül muallimat. Darül muallimat. Lan oğlum bunu bize soruyor bunları. Bu boğulma sen ayrıntısında. Gene çıkmış soru. 50 kere çıkmış soru. Tercümanı. Ahval. Tamam. Bu da biz de bunu bir anlatıyorduk tamam mı? Şinasi ile AG Efendi'nin Üsküdar'da 3 katlı bir evin cumbalı bilmem ne dairesinde ilk böyle 20 sayfa çıkan falan. Lan oğlum ne gerek var ya? Tercüman ahval. Osmanlı'nın ilk özel nedir? İlk özel gazetestir. Bitti gitti. 50 kere şunu ön lisansa sor diye. Tamam mı? Tercüman ahvalı. aç bak 2018-2016 sorularını. Üstü iki kere falan sordu galiba bunu. Tercüman ahval nedir? İlk özel gazete. Osmanlı ilk özel gazetesi nedir? Tercüman ahval. Bitti nokta atışı. Böyle geliyor yani hani. Ama şimdi öğrencinin psikoloji bozuk. Tamam mı? Öğrenci ne diyor? Ha, tercüman ahvali diyor. E şimdi bu sefer kas sayfa onu sorar. Lan. Lan. Allah'a mübarek gün beni. Geç. Takılma öyle şeylere. Tamam. Bu ve tiyatroların niye atıldı? Tiyatroculuk. Tiyatro. Bunun temelleri atıldı. Güllü Agop diye bir Ermeni diye biliyorum ben. Bu adam var. Güllü Agop. Tamam. Bizde yok. Niye? Çünkü abim tövbe neuzubillah. Ha. Ele seyre temaşaya mı çıktın? Tövbe. Kız in aşağı oradan. Lan herif çok derler. Tamam mı? Yanlış anlaşılır. O yüzden ne? Ve burada bir de saraylar falan yapıldı. Dolmabahçe Sarayı, Beykoz, Yıldız Kasır gibi bunların yapımına oldu? Başlandı. Ama burada bileceğiniz falan 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 okusun diye Avrupa'ya gönder. Daha doğru dünya bin tane daha madde yazdı buraya. Ben eski geçiyorum bak tamam <laughs> Tamam biz o dönem okusun diye Avrupa'ya öğrenciler gönderdik. O okusun diye Avrupa'ya gönderdiklerimiz okudular, geldiler, ne oldular? Onlar böyle tamam bu nasıl diyeyim size? Ee, böyle rüptü şambırlar filarlar işte kadehler leşantamin kantareler kim lan bunlar kim lan bunlar bunlar jön Türkler yani genç Osmanlılar. İkisi de aynı şey ama burayı farklı farklı oynar. Hatta soru jön ne demektir? Jön'ün kelime manası genç demektir. Tamam. Bunlar okudular geldiler tamam. Dediler ki len padişahım böyle taksit taksit hak dağıtmakla tanzimatla ıslatlan bu iş olmaz. Vereceksen bak tanzimat ıslatı ayrıca anlatacağım. Es geçiyorum şimdi tamam. Vereceksen adam gibi bir hak verdiler. Ne vereceğim lan dedi padişah. Hünkarım farklı renkle yazalım. Hünkarım Avrupa'da ...meşrutiyet diye bir şey var dediler. Tamam meşrut O ne lan diye sordu Padişah Abdülmecid. Hünkarım monarşiyi bildin mi? Bildim lan dedi monarşide ben varım dedi. Ha, onun meşrutiyle olanı dedi. Hani padişahım monarşide sen varsın ya he... ...meşrutiyette senin yanında bir de ne açılacak meclis açılacak tamam ÖSYM meclis demez parlamentoyu daha çok seviyor tamam parlamento açılacak dedi padişah Abdülmecit sordu ben mi seçeceğim lan padişeyi meclis dedi hayır padişahım saçmalama halkın seçimle belirlediği bir ne olacak bir meclis olacak böylece yönetime senle beraber kim de katılacak padişahım senle beraber halk da katılacak dedi yani Şurası Osmanlı toprakları olsun. Osmanlı topraklarında başkentte bir ne açılacakmış? Bir meclis açılacakmış. Anladınız mı? Arkasından Sırp, Bulgar, işte, işte Eflak, Boğdan, Abidik, Kubidik ne bilen ne. 72,5 azınlık. Bunlar bağımsız olmayacak ikişer, üçer, beşer milletvekili seçip Osmanlı ile beraber neye katılacaklarmış? Yönetime katılacaklarmış. Böylece dağılmayı önleyeceklermiş. İşte bunun adı ne? İşte bunun bir adı da Osmanlı, Osmancılık. Osmanlıcılık işte siz anladınız. Tamam böyle olacak dediler. Peki sen padişah olsan bu sistem işine gelir mi? Gelmez. Padişah ne dedi? Hıh dedi. Ben bu meşrutiyeti bek sevmedim. Ben kendi kendimi yönetmeye devam edeceğim dedi. Bu sefer abem işte Jön Türkler. Tamam Yeniçeri belası bitti. Bu sefer Jön Türk Genç Osmanlı çıktı. Bunlar ikinci meşrutiyetle bundan 60-70 sene sonra tamam 1900'ün başında bunlar evrimini ne olarak tamamlayacak? İttihat ve terakki olarak tamamlayacaklar. Padişah meşrut lanet dediler. Padişah ilan etmeyince Padişah Abdülmecid'i devirmek istediler. Tamam şu an ÖABT düzeyindeyiz. Kuleli olayı denilen bir olay gerçekleşti. Ne hocam bu Kuleli olayı? Jön Türkler Abdülmecid'i devirip yerine biraderi Abdülaziz'i geçirecekler ve neyi ilan edeceklerdi? Meşrutiyeti ilan edeceklerdi. Ama yakalandılar Kuleli denilen yerde idam edildiler. Tamam bu bizim tarihimizdeki ilk başarısız postmodern ne diye geçiyor? Darbe girişimi diye geçiyor. Tamam kuleli olayı neymiş? Başarısız bir başarısız bir darbe girişimiymiş. Hemen bu olayın altında tamam mı? MEP kitabı şöyle bir başlık açmış. Ne demiş? Osmanlı'da darbeler demiş. Osmanlı'da darbeler. Bence size gelmez. Tarih-i bize sorulur. İlki. Ne diyor? İlkine Sultan Abdül Aziz'in Sultan Abdül Aziz'in tahttan indirilmesi diyor. Tamam? Biraz sonra anlatı vereceğim. Arkasından 2 numara 31 Mart darbesi diyor. Biz bunu önceden 31 Mart olayı derdik. Artık MEP kitabı ne kullanıyor? Darbe kelimesini kullanıyor ve üçüncü hepinizin bildiği Babı Ali darbesi diye Osmanlı'daki darbe olarak bu üçünü alıyor. Tamam bunlar başarılı olanlar. Kuleli olayı ise nedir? Başarısız bir ne girişimidir? Darbe girişimidir. Jön Türkler kimi indirecekler? Abdülmecid'i indirip yerine biraderi Abdülaziz'i geçirecekler ve meşrutiyeti ilan ettireceklerdi. Bu olay işte ee, 1859-1860 o tarihlerde oldu tamam mı bu olaydan sonra yakalandı bu adamlar idam edildiler darbe girişimizde darbeciler idam edildiler tamam bir yıl sonra iki yıl sonra Abdülmecit eceliyle öldü yerine biraderi kim geldi yerine biraderi Abdülaziz geldi Abdülaziz devrinde pek bir olay yok Tamam ataları bunun devrinde savaş yok mesela hani bak ataları savaşmaya gitti Avrupa'ya Abdülaziz niye gitti? Abdülaziz abim gezmeye gitti. Şimdi Abdülaziz'den birkaç size böyle Antin Kuntin. Bak genelde Antin Kuntin bir şey görürseniz bilemediğiniz atacağınız değil mi abim? Kimi sallan Abdülaziz sallan. Yok heykelini yaptıran tek padişah kimdir? Abdülaziz. Tamam mı? Resim sergisi açan padişah kimdir? Abdülaziz. Yurt dışına geziye giden kimdir? Abdülaziz. Ne bileyim işte piyano çalan padişah kimdir? Abdülaziz. Tamam yani böyle acayip antin kuntin işler. Bilemediğiniz, atacağınız mı? Sallan Abdülaziz. Hep onda. Ve Osmanlı'nın en yakışıklı padişahı diye de geçiyor mesela. Bir de genç, yakışıklı, uzun boylu. Abo, bir de bekar. Yurt dışında gezerken tamam mı? Allah! O Fransa'nın kaşarları tamam mı? Aziz! Komtettum! wa. Aziz diye bağırırlarmış. Allah'ım! Almanya o taraflarda gezerken Abdülaziz'e da de Ases, vasista, ihmet, abengok, ihlibedik diye. O millet barımı. O öyle. Tövbeli huzur Bu ama Abdülaziz hiç taviz vermezmiş. Tamam mı? Yürür gidermiş. Arkadan müzik. Tavuz bana Abdülhamit yok da olsun hani. Bu tamam. Abdülaziz devri böyle. Abdülaziz'den bileceğiniz birkaç önemli olayım var. Bak yok Galatasaray sultanı açıldı. Bilmem ne açıldı falan. Gerek yok bunlara tamam. Ama şunu bilin. Şunu bilin. Bankı Osmani Şahane. Bank Osmanlı Şahane. Bu bu abim Şahane Osmanlı'nın süper seksi bankası. Bu banka teknik olarak Osmanlı'nın neyi gibi? Merkez bankası gibi. Niye? Çünkü para basma yetkisi bu bankada ama banka bizim değil. Bakma Osmanlı şahane süper bankası olduğuna. Banka abim İngiliz, Fransız, ortaklığına kuruluyor. Yani bizde yok. Bizim gücümüz yok o dönem. Tamam. Abdülaziz meselesi böyle. Abdülaziz'den bileceğiniz ıslahına açılmış ama bilirseniz şunu bilin ya. Bilirseniz şunu bilin. Tamam mı? Donanma. Donanma. Üçüncü büyük dünyanın üçüncü büyük donanması haline getirildi. İşte borç paralar alınmış, bilmem neler yapılmış falan falan. Donanma, üçüncü büyük donanma haline getirilmiş. Ben öğrencilerime normal çalıştığım kurslarda, Isparta, Ankara'da, İstanbul'da, Antalya'da, tam burada, burada, tamam. Hepsine de şunu yazdırdım. Dedim ki eğer abim bak Abdül, Abdülmecit çok soruldu. Tamam mı? Abdülhamid'i sormuyor. Niye? Dizisi var. Tamam. Arkasından Vahdettin'den dedim Belki dedim Vahdettin'e de dedim sorulabilir. Son iki yıldır bak Vahdettin'e de soruyor tamam mı? Ama dedim eğer o parçalar içinde bir Abdülaziz kaldı. Onu da dedim sorarsa 2-3 öncül verir. Tamam bak 2-3 öncül verir ama şunu dedim mutlaka verir. Tamam şunu dedim mutlaka verir. Buna bakın buna göre dedim ne yapınız? Buna göre dedim yorum yapınız diye. Valla 2016-2017 o tarihlerden birinde sordu. Dedi ki işte zamanında... E, enflak boğudan ne bilenler de isyan çıkmıştır tamam kim ne bilen kime hep para hepsinde var isyan tamam arkasından ne dedi o e, şey saraları tamamlanmıştır dedi ne onlar e, işte dolmabahçe sarayı ne bilen işte ne beylerbeyi sarayı çırağan sarayı bunlar yapılmıştır dedi işte kps yalayıp tutup ezberleyenler beylerbeyi Çırağan'dan abdülaziz olduğunu bilir Şap şartlar tamam hiç böyle benim dediğimi tutup ayrıntılarda boğulmayan hepsinden birer cümle bilen adam Dünyanın üçüncü büyük donanması inşa edilmiştir. Yukarıdaki özellikler verilen padişah kim diye sordu. Bak biz sizin işinizi kolaylaştırmak için varız tamam mı? Yani ben sana ne diyorum? Bak Abdülaziz'den bileceksen şunu bil. Tamam mı? Şunu bil. Şunu bil. Bunu bildin mi tık diye ne yapıyorsun işte yapıyorsun. Anlaştık abim bu bunu biliniz. Arkasından bunun zamanında işte meclis ahkam adliye ikiye bölündü. Divan ahkam adliye yargıtay şuraya devlet danıştay sosyal bilgiler öğretmenliğine ÖABT sınavında soruldu. Sizin bilmenize gerek yok. Vilayet nizamnamesiyle ülke yeniden teşkilatlandırıldı. Kültür yugarlığın için anlatıvereceğim. Bak es geçiyorum tamam. fünun Şimdi bu da sıkıntı. fünun Darul Fünun'u kim açtı belli değil. Tamam mı? i̇kinci ik, Mahmut temeli attırmış. Abdülmecit zamanında inşaata başlanmış. Abdülaziz açmış. Abdülhamit farklı bina yaptırmış. Ulan soru. Kim açtı Darul Lan bu sorunun cevabı yok. Tamam. Her kaynakta başka başka. Tıpkı şey gibi. Mühendisani Bahri Hümayun Behri Hümayun gibi. Bak gelmez. Gelirse de ÖSYM şöyle sordu. Darul Fünun günümüzde nedir dedi. Kim açtı diye sormadı abi. Millet kim açtı diye uğraşıyordu. Darülfünun günümüzde nedir? Darülfünun günümüzde İstanbul Üniversitesi'dir. Bitti işte. Yani sıkıntılı yerden soru bekleme. Kurban olduğumun gelirse de senin beklediğin gibi tımarı kim başlattı böyle bir soru yok. Bekleme verir, yorumlattırır. Darülfünun'u kim açtı? Bekleme, belli değil çünkü. Tamam? Ha, ama Darülfünun günümüzde ne? İstanbul Üniversitesi. Buyur bitti. Millet neye çalışıyor ÖSYM? Neyi soruyor diye biz size bunu diyoruz. Tamam? Arkasından başka buradan söyleyi vereceğim. Tamam? Bunun zamanında Dolmabahçe Sarayı tamamlandı. Yeraltı treni, metro. Mevin kitabına bu sene girdi. Yeraltı treni, metro başlamış. Bunlar zaman da tabii abi bir sürü proje de var. Siz söyleyin o şeyler e, şimdi Kanal İstanbullar falan Abdülmecid Abdülaziz zamanında ufak ufak deneniyor ama para yok. Anladınız mı? Bunlar denenmiş arkasından. Ben başka bileceğiniz ÖSYM'nin 50 kere sorduğu ilk resim sergisi. Tamam. Bak hangi dönem hangi padişah diye sormadı. İlk resim sergisi. Şekerim Ahmet Ulan hep bunu da böyle diyorum ben valla. Şeker Ahmet Paşa. Abim Antin Kuntin işler kim diyorum size. Abdülaziz'de diyorum size. Anlaştık bu. Yabancılar okulaşmasına açmasına izin verilmiş. Darül Muallimat bu da çok yayın sorar. Darül Muallimat. Tamam. Kız okuludur bu. Kızlar için kız öğretmen okuludur ama kızlar için açıldığını biliniz kıymetli kardeşlerim tamam. Arkasından Mecelle Mecelle yazıldı bu dönem bunun devrinde hatta neye de kondu uygulamaya da kondu ama genel kanı tamam mı mecelleye Abdülaziz yazdırdı Abdülhamit uyguladı yönündedir tamam mı? Şimdi millette akademik kaynaklara göre bak ben ne diyorum size bak akademik kaynaklara göre mecelle yazıldı ve uygulamaya konuldu. Neye göre? Akademik kaynaklara göre. Ama MEP kitabı ne diyor? MEP kitabı Abdülhamit zamanında uygulanmıştır diyor. Şimdi bunların peşinde koşmayın. Tamam mı? Mecelle ne zaman başladı? Abdülaziz mi Abdülhamit mi? Cık. Gelmez abim Babam! Babacığım gel bu yanına. Şu. Su. iç İç suyu hadi. İç suyunu hadi. Baba. He ha, babam. Işte kalemler babam, kalemler babam. Kalemleri elleme. Babam kalemleri elleme. Babam kalemleri elleme. Yazıyor mu oğlum? Bebek. Babam ha dur iki dakika sonra gel Şükrü iki dakika sonra getir bunu iki dakika çok az bir şey kaldı bitireyim ondan sonra alalım iltihap ha gel iltihap hadi bu tamam arkasından bunun zamanında mecelle bak Şükrü lütfen alır mısın baba hadi oğlan alın babam biraz sonra alacağım seni Tabii. bitince bitince bir dakika sonra gel tamam ha mecelle sen mecellenin medeni kanun var bir şey olduğunu mecelle medeni kanun var bir şey olduğunu bil tamam bu ama Bak ne diyorum ne diyorum Abdülaziz zamanında yazıldı akademik kaynaklara göre de uygulamaya konuldu. Tamam gençler şuraya hemen vereyim. arkasından memleket sandıkları tamam getireceğim geleceğim babam memleket sandıkları ne bileyim menafi sandıkları bunlar abem ilerleyen süreçte neyin de temelini oluşturacak ziraatin de temelini oluşturacaktır. Ziraat ne zaman? ikinci Abdülhamit'te. Tamam bu. Ve son olarak bu piyano çalar. Tamam. Ve heykelini ne yapmıştır? Heykelini yaptıran tek padişah da kimdir? Abdülaziz'dir. Ha, Getir. Ha. Gel babam gel. Ama Abdülaziz devrinin sonunda Abdülaziz devrinin sonunda bu Jön Türkler, genç Osmanlılar çıktılar, geldiler. Dediler ki, ha, dediler de, ki, de. dediler ki, şu yavulup, bana ver onu. Tamam bana ver onu. Baba. Gel babacım gel. Şakuni, şakuni. Gel buraya gel gel gel. Gel hadi gel gel. Baba. Gel. Gel kutalmış hemen kalemleri yok et. Baba. Bebe. Hemen kalemleri yok et. Bebeğim mi? Kutalmış kalemleri yok et. Hı -hı. Hemen kalemleri yok et. He? Gel buraya hadi gel. Gel gel. Gel buraya hadi. Bebe. Gel buraya hadi. hadi bismillah. Bebe. Gel. Gel. Gel buraya gel. Gel. Bebe. gel. Gel. Bebe. Gel. Bebe. gel. Bebe. Baba de. Baba. Baba, baba de. Baba bak. Yatalım. Babam ben ayarladım oğlum, ben ayarladım oğlum babacım. Dur merak etme sen. Ha, tamam al. Larnelingi boyama Allah cezan Şimdi çıktım daha banyodan. Ne bu hali? Ne oldu buraya? Tamam kızmadım. Tamam kızmadım. Tamam kızmadım. Tamam, kızmadım. Ver şu Ver kalem ver kalem ver. Ver kalem ver ver. Tamam kızmadım. Kızmadım kızmadım. Tamam al 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 al. Tamam kızmadım kızmadım. Kurban olurum ben sana. Kızmadım kızmadım tamam tamam. Tamam tamam kızmadım babam babam babam. Babacım tamam tamam. Abdülaziz devrinin sonunda aynı böyle bir tat kavgası oldu. Tamam mı abim? Dediler ki padişahım şu meşhur ilamet Padişahım meşrutiyeti ilan et. Padişah etmedi etmedi etmedi. En son Jön Türkler genç Abdülaziz'in iki bileğini birden kesip intihar etti süsü verdiler. Tamam. Bunu daha öncesinde meb kitapları ne diye anlatıyordu? Tamam babacığım tamam kızmadın. Ulan, biçimsiz vakitte uyudu ya bu bundan ondan evet. silah ya. Tamam babacığım keyfin olunca gel hadi. hadi. git. Tamam kızmadım babam kızmadım oğlum. Kızmadım. Ha aslan babam benim. Bu tamam. Vaa iç var ya böyle öp dedik gitti şimdi. Biçimsiz saatte uyudu uyandı ondan böyle oldu. Tamam. Ben yani içim ter boşandı lan manyak oğlum ağladı buzum benim ya. Lan ilter kutalmış. Sırtıma masaj yap. Sırt omzum tutuldu. Ha bu tamam. Abdül Aziz'i nettiler. Ne öldürdüler. Niye? 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 Niye öldürdüler? Niye öldürdüler? Niye öldürdüler Abdül Aziz'i? Allah'ın poza bu. Allah'ın poza bu. Gel. Tamam gel. Gel babam. Gelmiyor babam. Abdülaziz öldürüldü abim. Tamam. O artık ne? Vallahi atarlı. Bildiğiniz gibi değil. Vallahi hatırlı bildiğiniz gibi değil. Arkadakinin de tabi hoşuna gidiyor itin. Bu. Tamam? Bu. Abem bak ne diyor hala kurban oldumun ya. Vallahi billah BRNGM sesse ne biçim adı tövbe nevzu billah ya. Abem ne diyorum ben size. temeller atıldı. Açan kimdir diyorum? Açan kimdir? Eee Abdülhamit'tir diyorum ya. Hala daha nedeler ya? Bu. Tamam? Meşrutiyeti ilan etmedi diye tamam Kim öldürdüler? Abdülaziz'i öldürdüler. Yarın akşam Payitaht Abdülhamid'i hallediyoruz. Böylece Osmanlı siyasi tarihiniz ne olacak? Sona erecek. Gel hadi gel. 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 Gel kurban oldun mu? Gel. Aa, baba bir sendromcu gel. Bir daha çıktı. Gel. 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 Tamam. Ne yaptın oğlum? Ne yaptın babam? Baba sana kızdı mı? Baba kızmıyor sana. Baba seni seviyor. Öpen bir tane gel. Hmm. Oh. Al. Ha. Gel buraya gel öpem. Öp dediler. Öp dediler. Gel. Gel şapmadan o Bak 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 seyret bak bak bak. Oh tamam kızmıyorum hadi git. Hadi git. hadi, Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. hadi bizim yayınımız bitti. Kaydediyorum kaydediyorum. Tamam. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Özgür abinizin yayına gidiyorsunuz. Özgür Özkın'a. Benden selam söyleyin. Giden herkes Özkın'ı Canan'ın selam var desin. Tamam. Canalın selam var. Aynen böyle yazın. Yazmayanın gece rüyasına girerim bak. Tamam. Gidin özkına. Canalın selamı var. Giren öyle yazsın. Tamam. Gövde gösterisi yapalım. Kardeşime karşı. Haydi. Hepinizi seviyorum. Yarın akşam Payitaht Abdülhamit. Bu tanmış çok fenasın. Tamam. Hadi Allah'a emanetsin. akşam akşamlar. Hadi bakalım.